Açıyorum videoyu da yorumla bir yandan. Al video da bu. Yolculuğumuz bizim için çok keyifli başlamıştı. Ama giderek artan yağmur bizi tedirgin ediyordu. Yağmur yağma ihtimalini biliyorduk ve buna hazırdık. Fakat bu kadarını gerçekten beklemiyorduk. Henüz kano yolculuğuna başlayalı 7 saat olmuştu. Sen rama baktınız odaya. Köşe taraftan izledim 2 dakikada. Yok. Açtım. Yok. Konu açtım. Evet, devam ediyorum. Böyle izlenmez. İnsanların canı sıkılır. Kabul etmiyorum abi. Ve önümüzde 8 saatlik bir yolculuk daha vardı. Double is in the chat. Let's go. Sıçıp gelsene. Sıçtı mı oğlum? Bu kadar hızlı sıçmış olamaz. Ben yapamam. Yayında insanları bekletmeyeyim diye lolcu sıçışı yaptım. Şüpülöp diye bıraktım geldim. Ne kadar önlem almış olsak da maalesef aşırı derecede ıslanıyoruz ve çantalarımız su geçirmeye başlıyor. Oğlum kamera çantası. Kanonun içerisi su dolmaya başladı ve su biriktikçe dışarı boşaltmak zorundayız. Oğlum adamlar gerçek hayatta rast oynuyorlar amına koyayım. Bu ne lan böyle adamlar? Harbi dertli yere gidiyor ya. Her yerim ıslandı. Her yerim. Islanmayan tek bir yerim yok. Yağmurluklarımız yetersiz kaldığı için eşyalarımızı koruyan bir brandanın altına sığınmak zorunda kaldık. Bu videoları çekmek gerçekten kolay olmuyor arkadaşlar. Belli. Gördüğünüz gibi. Belli. El el olsun. Helal olsun hocam. Şu videonun şu kısmı için bile like verilir. Ben verdim. Alper'im benim, helal olsun. Yağmur fırtınasında geçen 4 saatlik yolculuğun ardından sonunda kabileye ulaştık. Eşyalarımız hepsi su içinde. Yoldayken motor bozuldu ve yarım saat olduğumuz yerde kaldık. Gerçekten gelemeyeceğiz zannettim. Deli gibi yağmur yağıyordu. Çok üşüyordum. Ya bu insanlara şimdi bunu nasıl anlatılabilir bu ya? Çünkü videoyu da çekemedik can derdinde olduğumuz için. Biz brandanın altına girdik bir süre sonra. İnanılmaz bir yağmur başladı zaten. Yağmur inanılmaz bir şekilde devam etti. 4 saat falan devam etti. Ve buraya gelmeden 1 saat önce motor bozuldu. Ve o brandanın altında böyle titreyerek, üşüyerek ne olacak diye bekledik. Benim üstümüz yoktu yani. Evet, üstümüzü değiştirdik, biraz dinlendik. Gerçekten çok kötü bir deneyim yaşadık. Ama bize bir hoş geldin töreni hazırlamışlar. Bakalım neler göreceğiz. Hoş geldiniz. Sak amına koyayım mızraka ne oluyor falan diye içeriye giriyor. Amına koyayım burnunun önünden geçiyor değil mi? Çok zor bir yolculuk yaptığımızın farkında olan Varoni kadınları bizim için bir hoş geldiniz seremonisi hazırlamışlar. Geleneksel şarkılar ve danslarını bize gösterdiler. Ve ben de onlara... Ve sıradaki öğünü de Alper Rend olduğunu fark etti. Eşlik etmeye çalıştım. Burada son derece misafirperver karşılandık. Ben burayı geçeyim hocam. Ben burayı geçeyim. Temasların kurulması... Ben burayı geçeyim kanka. Buraya geçilmeli bence. Bence geçilmeli. Petrol arama faaliyeti... Ne? Belgesel. ...yürüten şirketlerce gerçek... Baba siz böyle belgesel deyip her şeyi böyle ufak ufak böyle sanki böyle normalleştiriyormuşsunuz gibime geldi bilmiyorum artık. Çekleştirilir. İlgilendirici content yani. O adamın az önce koskocaman bir tane borunun içinde şöyle bir dalga vardı mesela. O da belgeselin içerisine dahil mi? Eğer ki dahilse... Eğer ki dahilse o adamın da harici o dalgası içinde bir belgesel daha yapmalarını istiyorum ben. Ne ya o adamın? Çünkü o adamın dalgası bambaşka bir konu. Haberin olsun. Yani o konu bu adama dahil değil. Ora yani adam... Konuk oyuncu olarak gelmiş gibi bir dalga vardı. Ne yapayım bu ne? Varoni halkı... Abi bak hala daha burada problemler var mesela, anladın mı? Burada hala daha problemler var.
Burada hala da dert var mesela. Şu an mesela bu adamın gözünde hala da ırkçılık bitmemiştir mesela kanka. İlk defa beyaz insan görür. Hala da bitmemiştir. Ve kendilerine saldıran hala da bitmemiştir hayalet bence. Olduklarını düşündükleri için beyaz insanlara saldırmaya başlarlar. Yetişkin Voroni erkekleri petrol şirketi çalışanlarını yaralayıp kaçışan diğer çalışanların peşlerini düşerken Voroni çocukları yaralı çalışanları öldürür. Bir gece baskın yaptık da ondan sonra. Adamlar dertli dönemden geçmiş. Harbi söylüyorum dertli dönemden geçmiş. Adam random atıyor, nasıl Türkçe'yi çevirebiliyorlar? Oğlum salak saçma konuşma, adamların kendi dili var ya, görmüyor musun? Aslında petrol şirketinin kurduğu havalimanı. Tamam, biz bilmiyoruz diye belki salladılar aşağıya bir şeyler. Ne? Arkadaş kanka yapmamış saldırımı ya. Kafasına göre yazdı bir şeyler belki. Hayır oğlum, adam diyor yani biz zamanda sömürülmüş adamlar belli ki. Sömürüldükleri zamanlarda bir saatten sonra kabul olarak plan yapmışlar. Arkalayıp girmişler abi. Uçakların ben iniş yapabilmesi için random attığını anladım bir tek yani. İçin böyle. Ya ben de o adam dedim ya, bir tane adam vardı. Onu biliyor musun sen o adamı? Sen o adamı bilmezsin, sen güldün de. Abi de. Nerede o? Patata. Patata. Nerede abi o adamı, nereden bulacağız şimdi? Biz git şimdi bul bu videoların arasından ya. Yo, bulamayacağız galiba. What is your name? What is be Arabi? Yok bulamayacağız biz onu, hiç aramıyorum. Buradaki ağaçları kesmişler ve düzlük bir alan oluşturmuşlar. Ve Moriye buraya havalimanını aydınlatması için bazı ışıklar yapmışlar. Maskarcım benim, hoş geldin canım benim. Bütün kabile halkı da aslında bu ışıkların hoş geldin yavrum, hoş geldin. Evlerini kurmuşlar. Kimisi zaten havayolu şirketlerinin kurduğu barakalardı. Kimisi de kendilerinin sonradan eklediği evler. Voroni kabilesindeki bebekler beyaz insanları gördüklerinde onlar için bu alışılmadık ve yabancı görünüm karşısında doğal bir ürperti duyuyorlar. Hadi çıkalım, rahatsız etmeyin. Voroni saldırılarında çok fazla insan kaybeden petrol şirketleri de Ekvador mahkemelerinin kararıyla bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bunda uyuyorlar ha? Evet, bunların geleneksel yatakları bu hamaklarmış. Bugün de bize burayı ayarlamışlar. Bu geceki yatağımız bu. Yani aslında temelde hamak. Ateşin başındayız ya. Bu yarısı zaten su kaldı. Sen kötü bir şey söyledin. Oğlum çok cilan kabile. Dedin ama. Bunları güldürüyorsun. Kötü bir şey söyledin. Seni fındık. Seni rap rahatlar oğlum, baksana ya. Sen var ya, çok tehlikelisin ha. Turuncu maymunların acaba kabilenin şamanı bu hanımefendi mi ya? Şeyine, tüylerine çok benziyor diyor. Benim muhtemelen maymun gözü. Bir yalnız dedi. Bir şey söyleyeceğim. Alper'i bir tartıyor, şöyle bir vücuduna ufak dokunup yemekle oynuyor. Şöyle bir ya. Şöyle bir ufak ya, bak Ray'ı. Abi. Ray bak, gecenin bir vakti ufak bir yemek yapmıştık, sizi bekliyorduk dedikten sonra bu adamı kazanın içine koyarlarsa o zaman gülmem yalnız uşak. Götüne benzeti ona gülüyorlar. Sen yok musun? Hepsini bunların cebinden çıkartın. Adımı da koydu. Ölen kocasının ismini koymuş bana, ona mı gülüyorlar bir de bu? Aynen. Sen çok fenasın. Oğlum kabile dark mizah puanlısı bu ne? Sen. Türkiye. Baklava. Getirdim ben sana birazdan. Bunlar baklavayı nereden? O da olur. Ailem var çok şükür. Kanka şu an hık dese var ya böyle bir mızık sık diye atacaklar böyle. Rakı getirdim sana. İçeceğiz bir ara yar şerefe. İnşallah kafasına tıkmaz. Göstereceğim ben. Kral amına koyayım. Ankara'nın mallarıca. Baraka hem kabile.
Ya kabileyi rakı içirip zannettim. Kabileyi yeni rakı gören abi bir şey söyleyeyim. Recep İvedik filmleri gibi amına koyayım. Rakı ile birlikte nasıl bunu yapabilirsin? Ortama nasıl adapte edebildin bunu ya? Hem de şehir hayatı yaşayan bir insan. Oğlum Alper aslında çok epik karakter. İyi geceler. Yarın rakıda buluşalım. Hadi bakayım. Bugün avlanmaya çıkıyoruz. Varoniler gelecek. Avlanmak için çeşitli silahlar kullanırlar. Bu zehir Kuara adı verilen ve dakikalar içerisinde kasları felç eden bir bileşen içerir. Ne yapıyorsun lan? Ancak... O Flow seri canım benim, aramıza hoş geldin. İkiciğini birlikte de. Ağız yoluyla alındığında kana karışmaz ve herhangi bir zararı olmaz. Gördüğünüz bu materyal tuluk olarak bilinir. Okların taşınması ve... Elemanın dalga mızrak olarak geçiyormuş. Onu öğrenmiş olduk bak. O elemanın dalga var ya, mızrak olarak geçiyor adamın. Abi sen adam şu an ya. Ne demek biliyor musun? 16 milyon kupa falan, öyle büyük saygı duyuyorlar adamı. Korunması adama için kullanılır. Buranın challenger'ı adam. Okların radyant oğlum. Kabilenin radyantı. Böylelikle hayvan oku çıkarmaya çalışsa bile zehirli parça hayvanın vücudunun içerisinde kalmış olur. Okların arkasına bir pamuk yerleştirerek blowgun'dan dengeli ve hızlı atış yaparlar. Bu görmüş olduğunuz mızraksa Voronilerin domuz avında kullandıkları... Daha oyun girmedim canım benim. Ali 8 hep. Daha girmedim. Son derece dayanıklı ve şekillendirmesi zor olan bu malzeme büyük avlar için kullanılır. Bugün oğlum güzel yapmışlar yalnız. Voroniler geleneksel olarak avcı toplayıcı bir yaşam tarzı sürdürürler. Avlanma ve toplayıcılık yaşamlarının temel unsurlarıdır. Bir şey fark ettiniz mi? Şu an kendi diyalog içerisindeler ve gerçekten de çok kusursuz bir şekilde anlaşıp bir plan yapıp devam edebiliyorlar. Yani biz yapamıyoruz mu onu? Evet, yani buradan bence bunu çıkartman gerekiyor. Biz yıllardır aynı dili konuşuyoruz, aynı diyalogları ve senelerdir arkadaşız ve bir oyun içerisinde bile anlaşamıyoruz sizinle birlikte. Düşünün mesela. Kabilede bile birbirlerinin sözünü kesmiyorlar, fark ettin mi? Evet. Gördüm mesela. Ben de taşak dolaşsam ben de anlaşırım sizle. Sen geri zekalı mısın? Sen nasıl anlaşmayı bu sana rahatlık verdiği için mi daha rahat anlaşıyorsun? Aptal mısın? Abi bir şey oldu galiba. Abi çok beğeniyoruz biz bunu. Ne yapacağız? Duydular beni. Çıplak ayakta nasıl dolaşıyorlar ya? Kabile oğlum bunlar, kabile. Ormanın içinde yaban domuzu gördüler. Koştur koştur arıyoruz ama henüz göremedik. Tartışıyorlar. Burada. Nerede? Çok göt ya. Dikkat edin kendinize, burada. Bir ağacın arkasına geçin. Alp'i bir anda fırlayabilir. Nerede? Bilmiyorum. Burak gelirse sağ sol yapıyoruz. Kanka adamlar, harbi söylüyorum. Şu an resmen Amazon ormanlarında. Gelirse sağa sol yapıyoruz kanka. League of Legends'ta mekanik mi kasıyorsun? Nasıl kaçacağız onunla? Yaban domuzu söylüyorum. Skilleri dojlamaya benzemez bu abi. O karakter yemez ya. Fake kolay kolay. Kimi doyuracak onu? Aradığımız yaban domuzunun muhtemelen bebeği. Şimdi onu yem olarak mı kullanacaklar?
İnsan görünce biraz tabii ki duygulanabiliyor. Ve sonunda akşam yemeklerini yakaladılar. Oğlum neyle öldürdünüz be birader? Mızrakla da bu öldürülmez ki be kanka ya. Bunların... Aga nasıl yapıyorlar bunlar? Nasıl eğitimli yani ben... Bu nasıl bir adaptasyondur ya? Ölü değil. Buranın kanunu böyle. Yapacak bir şey yok. Akşam bu insanların yemek yemeye ihtiyacı var. Tamam o zehirle birlikte de zehri nasıl bulmuşlar mesela? Onu da merak ediyorum. Koreka. Good hunting ha? Bu mızrakla vurmuşlar. Biz o sırada biraz uzaktaydık. Yakalayamadık. Ama günün sonunda av başarılı. Şu tere bakın. Helal olsun. Helal olsun. Kral yakalamış. Bu çıtırın insta yok mu? Bana de on puyma imi. Bana dök kugima. Tamam bu be bu to ne aran puna ne on puyma imi. Bana en puyma. Ömer yokima. Monkey. De yongedan de. Yarın da maymun avlayacağız. O biraz daha farklı olacakmış. Hemen çözdüm. Dövmeleri nasıl yaptırmış? Murat Tatlı var ya sol tarafta açıyor. Nasıl yaptı? Oğlum adamların kendi şeyleri var ya be gülüm. Adam onca şeyi derilerini kazıyor. Bunu mu kazıyamayacak gülüm? Sen de bir düşün ya. Lan varıncayı. Harada nasıl yapmış diyor. Her av sonrasında heyecanla avlarını kritik bir şekilde değerlendiren Voroni halkı elleri boş dövmedikleri için mutluluklarını bu şekilde paylaşıyorlar. Voroni dili izole bir dildir ve başka hiçbir dil ailesine mensup değildir. Voroni kelimesi Vao dilinde insanlar anlamına gelir. Günümüzde kesin sayıları bilinmemekle birlikte topraklarında 4000 Voroni'nin yaşadığı tahmin edilir. Fena eğleniyorlar. Squat giriyoruz dediğinde ekip. Geleneksel Voroni kıyafetleri oldukça işlevseldir. Onlar için çıplaklık bir tabu sayılmaz. Asıl önemli olan üreme bölgelerinin korunmasıdır. Kadınlar için mahrem bölge boyunlarıdır. Boyunlarını bir haz bölgesi olarak görür ve ağaç liflerinden yaptıkları iplerle boyunlarını kapatırlar. Üreme bölgelerini ise yapraklarla koruyorlar. Anatto, tropikal bölgelere özgü açiyote ağacı tohumlarından elde edilen doğal kırmızı bir boya maddesidir. Voroni halkı bu bitki özünden elde edilen kırmızı rengi gözlerinin kenarlarına sürerler. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler, seni rüyaların affetmeler. Erkekler içinse mahrem bir bölge bulunmaz. Neden? Üreme organlarını bir ip yardımıyla... Oğlum burada hala cinsiyetçilik... ...ellerine bağlarlar. İnanılmazsınız buraya. Bu sayede hareket ederken zorluk yaşamazlar. Yiğidin malı meydanda olur. Voroni kabilesi domuzu pişirirken ilk yaptıkları şey tüylerini yakmak oluyor. Yanık tüylerin kokusu oldukça keskin ve belki de hayatımda karşılaştığım en kötü kokuydu. Bu işlem için köz ateşini kullanıyorlar, ardından domuzu parçalara ayırıp bir kazana atarak kaynatıyorlar. Bu süreçte herhangi bir baharat kullanmıyorlar. Şimdi de kabilenin kadınlarıyla birlikte ormanın içine dalacağız. Hem şifalı bitkiler hem de akşam yemeği için çeşitli yiyecekler topluyorlar ormanın içinde. Bu orman... Şöyle bir sofra biz de yapar mıyız be? Onların ne diyorsun? Belki. Aga, yapılır şifa. Ya. İnşallah. Şifa, yani. Şifa. Yeter arkadaşlar şifa. Yani avlanmak için, şifa için, her şey için bu Amazon ormanlarını kullanıyorlar. Şimdi hep birlikte Amına koyayım, alkol içersiniz, karıya kıza gidersiniz, sabah akşam seks alkol yaparsınız. Alkol de içmiyorum. Ana avrat küfür edersiniz. Demediğiniz laf kalmaz. Hürmet kalmaz. Abi ben o zaman domuz yemem. Bravo kardeşim. En Müslüman sizsiniz. Helal olsun. Tebrik ederim sizi. Allah tebrik ederim.
Helal olsun birader. Helal. İnşallah öncü olursunuz yani bu yolculukta. İşmedelim. Ne temiz adamlarsınız ya siz. Bir karanlığın ya, içinden biz çıkmışız. Herkes sütten çıkmış ak kaşık alana koyayım. Anlamıyorum. Bizde bot var falan. Hani ona rağmen zorlanıyoruz. Buraya nasıl basıyorsunuz bacım? Sen yer misin? Ya ben domuz yemem çünkü ben domuzun tadını tadan arkadaşlarımdan duydum. Ben bir de domuzu neden yemem biliyor musun kanka? Çok pis şeyler yiyor ya. Çok iğrenç şeylerle falan besliyor. Bokun içinde yüzüyor amına koyayım yani. Sırf o yüzden dolayı yemem anladın mı? Şifa yerim. Şifa. Sen artık Hindistan bir yemek. Kanka neden öyle tadı bok gibi olan şeylerin tadı hep böyle mesela... İğrenç olan tadı bu şifalı yeğenim falan. Tadı güzel olan şeyler de bunlar kötü yeğenim bunları yemeyin falan diyorlar. Hep öyledir ya. Kokoreç ne yiyorsun o zaman? Onu var ya paramparça ederim. Oy işte bu. Kokoreç dediğinde var ya bak. Var ya bak fenalaştım yine ya. Kokoreç ne demek biliyor musun birader sen? Kokoreç bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey oğlum. Sansür niye var? Açalım baştan yetibane kundakçısı porno izleyelim kardeşim benim. Niye sansürlü diyor adamın dalga ağzımıza mı girsin? Onu mu istiyorsun yani? Ne? Sansürlü olacak tabi haliyle. Aslında bizim için şu anda markete gelmiş gibi bir şeyler. Yani insanlar yüzyıllarca böyle yaşadı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve şu anda sanki zaman yolculuğundaymışım gibi. Şu an süpermarkette geziniyor. Bunlar çok yiyor galiba. Şöyle etrafını kesti. Anlamadım canım. Bunlar gayet iyi besleniyor. Baksana göbeklere. Kanka bir şey söyleyeceğim yani kaç yıldır yaşıyor bu ormanın yarısı yok yani hesap et daha ne olsun. Ne olduğunu ondan. Bilmiyorum öğreneceğiz. Sepete attı. Ya. Ne yapıyorsun? Bu nedir? Abla iyi. Hadi erken. Eminsin? Eminsin diye soruyor. Tadını neye benzeteyim? Böyle tatsız kuru bir şey yani hakikaten. Lan odunu kopartıp verdi yoldan ağacın kavuğu. Böyle direkt emmece diyorsun. Güzel. Buna yuka diyorlarmış. Güzelliğinize her yerde önem veriyorsunuz gerçekten. Siz kadınlar. Bunu bana niye çıkarttırıyorsun acaba? Ha, şu mu? Ne çıkarttın ha? Çıkarttık 2 saat. Etsum, aşkım canım. Aramıza hoş geldin birinci ayında birlikte. Eyvallah kardeşim canımsın. Ege, hoş geldin yavrum. Etsum. O kadar onu aşağıdan çıkarttım yere attın ama. En ya. Onu sikeyim onu. Tüylere mi diken diken bu kabile var ya. Bak buranın hanımefendileri sola da Ornn oynar anladın mı? Bak bunlar böyle bunlar Malphite falan pikler. Sıfır korku ya birader. Onun tadı var şimdi. Isırdı direkt bunu. Bunlar da elimizde kaldı. Kız poşeti getir. Bunlar zamanla oturur. Ebo ben abone olunca okumamıştın ismim çok mu kötü? Ebone onun yarrığı. Yani kardeşim bence bir değiştirmen lazım ya onu. Bence de Voroni değiştir. Toplumu yakın akraba gruplarından oluşur. Aile bağları güçlüdür ve topluluk kararları kolektif olarak alınır. Ancak ruhani liderleri olan şamanın düşüncesi kararların alınmasında önemli. Kabilenin şamanı bu mu? Dedim. Ne bir rol? Dedim. Belli. Oğlum kabilenin şamanı bu muymuş ya? Şamanların hastalıkları tedavi edebilmek, geleceği görebilmek ve hayvanların ruhlarına bağlanabilmek gibi güçleri olduğuna inanırlar. İnançlarına göre güçlü şamanlar bir jaguarın ruhuna bağlanıp rakip bir kabileye saldırabilir veya bir kartalın ruhuna bağlanıp rakip kabilelerin veya avların yerlerini görebilirler. Şu görüyor musun? Bizim enayi de bir dahaki yıla kaplumbağa olarak kesin geleceğim diye inazlı adam jaguara dönüşeceğim. Şamanın burada. Bizi yönlendirdiği yere doğru avlanmaya gidiyoruz. Far Cry mı adamlar gerçek hayatta oynuyorlar yaşıyorlar oğlum ne Far Cry ne anlatıyorsun ya sen? Ne anlatıyorsun oğlum? Adamlar gece vakti yemek sepeti, trend yol yok. Abartamını. Lan geri zekalı neyi abart? Mal mısın oğlum sen?
Adamlar acıktın da kurye yok mu demiyorlar. Adam elini mızrağını alıyor gidiyor avlıyor, o gün yerse yer. Yemezse yemez. Bitti bu kadar. Kamera kapandıktan sonra bunlar pizza yemiştir. Ne demek trend yolu yok? Şimdi bir maymun gördüler. Hızlıca durduk. Göreceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet. Ustam darbi şifa yapmış bize yani, gördüm. Ormanın derinliklerine tekrardan giriyoruz. Bugün umut edilen çok şey bir maymun avlamak. Biz buradan çıkabileceğiz mi ya? Biz buradan hakikaten elde de kameralar. Beyler, adamlar bile zorlanıyor buradan çıkarken. Biz elde kameralarla. Bu işin sırrı aslında çok fazla ses çıkartmadan saatlerce gezmek ve avını bulduğunda hiç bekletmeden saldırmak. Yoksa maymunlar inanılmaz hızlı bir şekilde kaybolabiliyorlar. Ses çıkartmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle kolay olmayacak. Ses çok çıkartmamak çok lazım. Bizim üstümüzde uzun kollu kıyafetler var. Çok ses çıkartmamak lazım. Çünkü şu anda Amazon ormanındayız ve bizi her şey ısırabilir. Ama onları zaten bir şey olmuyor. Onlar için bu daha rahat. Ne oldu? Neredesin? Bakayım bakayım. Bağıra bağıra. Nerede? Attım. İyi misin? Dur bir dakika. Duruyor. Tamam tamam. Nerede ısır? Nerede ısıran şey? İyi misin? Küçük bir sivilce çıkacak orada. Evet. Ateş karıncası ısırdı. Bakayım. Var mı? Aynen. Yanıyor değil mi? Yanıyor. Evet evet normal. Şey al kamerayı Burak'tan. Cinco. Cinco Monitor'da. Ateş karıncası ısırmış. 5 dakika. Aa, ateş karıncası zaten ya, ben de gördüm. Elime acıyor. Ha, acı da hiç. Ne, korkma diye sadece ekstra söylüyorum. Maymun bataklığa doğru kaçtı. Birader kaç ilk zoom yapıyorlar, zar zor görüyorlar. Adamların gözlerinde direkt mercek mi var? Nasıl yakaladın gördün be kardeşim ya? Bıraktım. Çok yoruldum. Nereden gördün be kanka? Yanımızda su taşıyamadığımız için Vareka'ya nereden su içebileceğimizi sorduk. Ve Vareka, Liana isimli bu bitkiyi keserek ormanda nasıl temiz su içebileceğimizi bize gösterdi. Suyun tadı gerçekten çok güzeldi. Karınca yediğime inanamıyorum. Ekşi, limon gibi. Amazon karıncası güzel. Onlar beni ısıracağına ben onları yiyorum. Gerçekten doğanın kanunu bu. Burada kaldıkça insan alışıyor. Varoni kabilesinin iki üyesinin en büyük hayalini duyunca... Kanka Alper neden her gittiği yere tamamen adapte olabiliyor? Ben de çok heyecanlandım. Yani helal olsun, tabii bu çok saygı duyacak bir şeydi. Adam çok hızlı adapte olabiliyor gittiği yere. En büyük hayalleri modern insanların yaşadığı şehirleri ve adetlerini görmekmiş. Ben de onlara en büyük hayallerini gerçekleştirme sözü verdim. Üzerlerinden geçen büyük arılar zannettikleri uçaklara bineceğimizi ve ülkelerinin arılar en büyük şehrine gideceğimizi söyledim. Hazır mıyız? Böyle şehirde dolaşabileceğimizi hiç zannetmiyorum. İnanılmaz korktum. Oğlum helal olsun lan sana Alper. Oğlum harbi. Oğlum şu an var ya, adamlar o kabilenin gözünden hayattaki o şeyi görmek isterdim. Yani bakıyordur şu an etrafa. Bu ne amına koyayım yani, hani. Bizim kitten ev var. Burası neresi? Ben bilmem ne. Bunlar bence çok şaşkın ben. Kabile geri döndüklerinde şu an var. Moruk hala da domuz mu alıyorsunuz diye o triplerde. Tabii İnsanlar siz... hayatlarını yaşıyor. Ben biriktirdim parayı, gideceğim buradan. Biz bunları sonraki bölümlerde izleyeceğiz. Bro Clark oğlum, ama yeni çağın çocuklarıyız. Ama şimdi avlanmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam mı hala avlanmaya Moruk? Hadi bak. Bu adamların hızına yetişmek gerçekten çok zor. İnanılmaz yorucu. Sürekli bir yokuş inip yokuş çıkmak zorundasınız ve ağaç dallarıyla kaplı, gerçekten avlanmak çok zor bir iş.
ve neden çıplak olduklarını burada koşturdukça anlıyorsunuz. Çünkü sürekli üzerinize bir şey takılıyor ve sizi yavaşlatıyor. Aynı zamanda ayakkabılarınız da bataklıkta kalıyor. Tekrar giymek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu yüzden çıplak dolaşıyorlar. Aslında tişörtleri var yani. İsteseler giyerler. Ayrıca yağmur sürekli yağdığı için üzerlerinde ağırlık yapıyor. Sürekli böyle yerlerden geçip duruyoruz. Yukarıda bir maymun var şu anda. Sesini duyuyoruz ama kendisini henüz ben görmedim. Kurttan maymunu sen dalma yakın. Çok yoruldum. Patata patata patata. Maymunlar o kadar iyi saklanıyor patata, ki. Patata patata. Yani burada onları nasıl avlıyorlar aklım almıyor. Sürekli değişik sesler çıkartıp onlara başka hayvan taklidi yapıyorlar. Kendilerini göstersinler diye. Koş koş koş. Oğlum neden böyle bir Discord havası verdi bana burası bilmiyorum ya. Vurdu. Vurdu. Oraya zıpladı. Vurdu mu? Bilmiyorum bana böyle bilmiyorum. Bir Discord havası gibi geldi. Sanki burası peri bir Discord gibi duruyor böyle. Şu an maymuna inanılmaz yakınlar. Görüyoruz daldan dala atlıyor. Vareka vuruyor ama henüz ya isabet etmedi ya da isabet etti ama zehri vücudunun alması biraz zaman alıyor. Birazdan düşebilir. Ama evet gerçekten benim kanka. Ben evet ben kabul ediyorum bunu. Ben böyleyim evet. Falan yok. Hakuna Matata. Etrafındaki ağaçları kesiyorlar. Maymun kaçmaya çalışırsa kaçamasın diye. Bir yandan şu sarmaşıkları sallayarak maymuna rahatsızlık vermeye çalışıyor. Darlamaca. Bunu indirmek için hala tıklıyor. Nazar tutuyoruz. Uçak mı lan bu deli? Tırmanıyor lan. Neredeyim ben ya? Neredeyim ben? Reis kafamıza gelecek ama. Şimdi kamerayı buradaki yerli ablaya vereceğim. Kendisinin vlog çekmesini isteyeceğim. Bakalım ne çekecek. Çok merak ediyorum. Ona main kera nenani de ormo maira niyam. Pare ka okena nani kambuto ona main ke vemuna bai no gata ten konda. Onun tu mama pua ke vemuna ba. Vaponi. Çok tatlı ya gerçekten. Yani mutlular yani. Maymuna ulaşmamız için bu ağacı kesmemiz gerekiyormuş. Bana dediler ki deneyebilir misin? Evet şimdi de koca ağacı kesiyorlar sadece en tepedeki maymuna ulaşabilmek için. Ama aklımın almadığı bir şey var. Bu ağaç kesildikten sonra bu ağaç düştükten sonra... Aa, maymun oradaymış. Oğlum her saniye bir atraksiyon ne güzel lan oradan. Ataya beldeler biri bağırıyor biri hareket ediyor. Bayağı iyi bence oradan. Biri sardı. Düşecek ve maymun kaçabilir. O yüzden hala tam olarak anlamış değilim planı. Ama şu an yaptıkları şey bu. Ninemin köyden dururken dün düşüyorlar mı? Çak çekme çekme çekme. Çekme çekme sen devam et. Maymun bak orada ataya. Orada bana bak. Oğlum reisin rahatlık bu
kabilede de herhalde şey hissiyatı var. Hani mesela osurduğunda böyle karşı tarafa ben osurmadım hissiyatı verebilmek için bir sakinlik sergilersin ya. Dayı dur. Onlarda da herhalde işerken dur, böyle bir. Başka yöne bakarken işedi lan. Evet dur, duruyordu böyle işemeye başladı. Aha bak hala. Asla bak, asla. Böyle düz. Çok acayip lan. Adama saygı duydum kanka bak. Avdan bir saniye bile gözünü ayırmıyor adam. Güzel rahatlık lan. Öf. Bölgesini aha yıkıldı. Öf. Go 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 go. Ağaç sonunda yıkıldı. Bakalım maymun ne oldu. Arkanda. Burada. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Hadi. It's okay. I believe you. Vareka'ya kamera taktık şimdi. Ağaca tırmanacak çünkü az evvel ağaçtan düştü. Aynı söylediğim gibi başka bir ağacın tepesinde duruyor şu an maymun. Şimdi tırmanmaya karar verdi. Hemen sarmaşıklardan bir böyle kolye gibi bir şey hazırladılar. Onun sayesinde tırmanacak. Ayağını çek. Wow. İlk insan canım benim. Kardeşim hoş geldin. Dördüncü yayınla birlikte. Oha ne ara tırmanıyor o kadar? İnanamıyorum. Abi şöyle yukarı doğru böyle povo çekerken şlop diye bir bıraksa mesela böyle ne olur acaba ya? Sıçsa direkt. Ufak böyle yapacak. Devam. Bir daha yoluna. Tamam Vareka. Yalnız biraz çatırlıyor mu ağaç ya? Doğrusu kaç senelik wow. Tırmanıcı ya bu adam. Profesyonel olmuştu. Neyin kırılıp neyin kırılmayacağını anlıyordur. İnanamıyorum ya. Gerçekten adam laps diye bir baktık ta tepeye çıkmış. Adam düz ağaca tırmanıyor lan. Kanka maymun ne tribe girmiştir var ya. İlbeyim benim hoş geldin. Ulan ne oluyor amına koyayım demiştir değil mi kanka maymun? Nasıl abone oldum bilmem. Heyecanlı bekleyiş. Come on Vareka. Bir yerden atladı. Diğer ağacı. Come on Vareka. 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 Burada burada. Aha, vurdu. 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 Su! Sen o kadar tırman başka acı kalsın. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok oğlum. Av nasıl avdır. Nasıl hızlı gidiyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şurada. Şurada. Vurulmuş. Maymun! Şurada duruyor. Maymun mu dedi? Evet maymun dedi. Harbi maymun dedi. Vallahi maymun dedi. Gidiyor gidiyor oku yedi oğlum zehirli oku. Maymun orada. Bir saniye bir kafa güzel oldu bak baba baba bak elleri düşüyor. Gidecek o zehir. Vurdu. Kanka double attı ya. Amına koyayım statik çıkmış bir de eleman. Üçüncü vuruşu da vurdum mu pasif patlar zaten gerçek hasar düşer diye düşünüyorum ben. Yazık amına koyayım. Kankam orada merhamet yok yani. Orada yani direkt orman kuralları işte kardeşim bu. Yapacak bir şey yok biraderim. Yani doğanın kanunu açlar avlanıyorlar bittiler. Orada öyle yani 15'lik Buse gibi davranıp ne gerek var gidip kasabadan alsanız bir şey olmaz mı diyemezsin yani. Açlar yiyorlar oğlum adamlar. Gidiyor. Maymun vurulduğu için sersemleşiyor şu anda. Büyük bir maymun. Ay yavrusu. Değil mi o? Bu korku darlıyor gibi bir şey oldu. Ne oldu buna ya? Ok hala üstünde.
Çok caniler, bunlara karşı konuşmak lazım. Ha sen şey diyeceksin değil mi sen burada böyle hayvan hakları ne yapıyorsunuz kabile? Bak sen bunu konuşmaya başla, bir iki böyle bir gerginlik hissetsin böyle. Kafasını palayla koparırlar. Amına koyayım falan dersen o mızrak direkt böyle kafana gelir kanka, hiç bekletmez. Burada ne kural, ne kanun, ne işte yasa, hiçbir şey yok oğlum. Önüne gelen herkes önüne bulduğunu amına koyayım mızrak diyorlar, yiyorlar. Aha düşüyor. Evet. Düştü. Bundan oldu amına koyayım. Hadi onu koy. Ben de ne yapayım ya? Maymun şişeyi. Ve akşam yemekleri işte burada. Ama neden maymun ya? Bir sürü şey vardı, yine maymun aldılar. Evet. Bir varyantın başlangıcına şu an şahitlik ediyoruz. Buradan ok girmiş, onu gösteriyorlar. Bakın burada da bir ok var. Bacağından vurmuşlar. Üzüldüm ama lan. Üstlerine sürüyorlar. Çünkü hem şans getir diye düşünüyorlar. Ama hem orası de... orayı öpmeyin abi. Orayı öpmeyin işte abi. Gerçekten maymun çiçeği. Abi orayı öpmeyin işte yani. Orayı öpersen işte o şova biniyor artık yani. O konulu pornoya giriyor. Alper'im sen de bir şey söyle adamlara, diyeceğim de şimdi herkese mızrak var amına koyayım. Şunun bakışı bile benim var, fena yaptı yani. Gelenekleri böyle. Gelenekler abi, ne yapacaksın? Evet. Hadi oğlum hadi. Daha Türkiye'ye, Amerika'ya ulaşacaksın, hadi işimiz. Bizim için çok garip, farkındayım. Ama bu adamların yiyecek yemeye ihtiyacı var. Ve şu anda onların marketindeyiz. Amazon onların yemek aldıkları market. Ve hayatta kalmak için avlanmak zorundalar. Yıllar Amazon işte, maymunun al bak. Bir tane de yavrusu varmış. Yine o da yukarıdaydı. Şimdi yavrusunu da yakalamak istiyorlar. Ama onu öldürmek için değil, beslemek için. Büyüdükten sonra muhtemelen yemek için. Konuşmaya durduğumda Dumbledore aklıma geldi ya. Emin ediyorum şu an tam Dumbledore'luk yapıyorlar. Harry Potter'ı büyütüyorlar amına koyayım günün birinde öldürebilmek için. Yakalamak hiç kolay olmadı gerçekten. Saatler, hatta dünle birlikte günler geçti. Burada gerçekten hayatta kalmak çok zor. Alper'im de video çekti şimdi, yorulmuştur orada harbi. Oh çanta yaptı. Abi hüzünlü müzik vardı, şu adamın suratını görünce de gülesim geliyor yani, baksana bak. O çantası nasıl yaptı amına koyayım ya? Vallahi bilmiyorum da. Al amına koyayım, o böyle podyumda falan yürüyorlar ya böyle garip garip şeyler gibi, al. Al reis, burada orijinalini az önce 2 saniyede öğretti can sıkıntısını. İnanamıyorum, maymun avlandı şu an burada. Gerçekten çok garip yani, bana da çok garip geliyor. Eminim size de çok garip geliyor ama işte doğanın kanunu dedikleri şey bu. Ve reis şüphelendi mi? Yemeğe ihtiyacı var. Reis bir şüphelendi. Monkey is ready. Ebonimo spoiler verenlere banlıyorsun, kendini de banla. Orospu çocuğu mu? Amına koyayım anonim 500'ü. Kaç senelik film Harry Potter izlemediysen de ben de seni götünü sikeyim. Yani artık bu ne kaldı oğlum zaten geriye ya? Bir insan ona kaç senelik film ya kanka? Çok kötü gözüküyor. İzlemediysen sen salaksan, ben ne çok yapayım yani? Çok kötü gözüküyor. Yıllardır ya, duruyor. Oğlum en kötü Kanal D'de çıkıyordu ya bir aralar. Sıfırdan film başlıyordu. Kaç hafta sürüyordu? Filmi veriyorlardı ya. Ona da mı denk gelmedin be birader? Ya o zaman sen kabilede falansın yani, burada böyle birisin yani muhtemelen sen ya, denk gelmedin. Ben böyle daha işlemden geçer zannetmiştim maymunun eli. Hala çıkıyor evet bir de. Nasıl bir şey olduğunu size aktarmak çok zor ya. Bakıyorum. Ve it's okay.
Ebo Yacht Night bugün yata gider miyiz bilmiyorum gülüm. O şeye bağlı. Saatlik yayına bağlı gülüm. 3'ü 4'ü falan bulur Şahatay'ın. Tadı yedi gerçekten mi? Çok kötü. Çiğneyemedim. Ben bir tane daha bakabilir miyim? O yeme. Bayağı eli duruyor lan burada hayvanın. Yemeyin abi siz. Siz yemeyin onu. Gülüm ben. Tadı çok kötü ya. Tadı kötü. Tadı kesinlikle kötü. Ama yenecek bir şey değil de işte, arkadaşlar. Biz maymun olduğunu biliyoruz ya bunun. O yüzden ekstra benim midem bulandı. Onlar keyifle yiyor yani. Hayvanın... Eli kolu gözüküyor ya. Yani. Bir de böyle şekil olarak... Lan! Tadı kötü. Tadı kesinlikle kötü. Ama yenecek bir şey değil. Bir de arkadaşlar biz maymun olduğunu biliyoruz ya bunun. O yüzden ekstra benim midem bulandı. Onlar keyifle yiyor yani. Hayvanın... Eli... Oğlum... Yeni yemek. Oğlum kaç! Kolu gözüküyor kaç! Yani bir de böyle kaç! Şekil olarak bir tane maymun avladılar bugün. Hala. Koş. Koş bir tane mızrak da sana gelecek. Derisini yüzmemişler. Gidelim benim midem çok pis bulandı. Yeter. Ne ne ne. Eray. Sen de bir bak bakalım senin düşüncelerin neler. Güzel ya. Güzel mi? Valla kokusunu almadığın oğlum, sürece. Oğlum ısırsana lan. Bir ısır mı? Bu yenir ben bunu yiyeceğim. Hadi be. Ben maymun olduğunu bildiğim yemeğin için ekstra bir midem bulandı sanırım. Bizimkiler yani çok da şey yapmadı, benim kadar iğrenmediler. Binlerce yıldır Amazon ormanlarında yaşayan Varoni halkı bana ben doğayla olsun nasıl uyumlu yaşanabileceğini gösterdi. Bu halkın en büyük korkusu petrol şirketinin bölgeye tekrar geri gelmesi. Bu durumda gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini de bize söylediler. Varoni kabilesiyle Amazon ormanlarında tam bir hafta geçirdim. Bir sonraki bölümde Varonilerin şu an yaşadığı, petrol şirketlerinden ele geçirdiği yerleşkeyi inceleyeceğiz. Yaşamlarını ve hayattan beklentilerini soracağız. Ve aynı zamanda onlar için getirdiğim baklavayı ve rakıyı onlara denettireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oğlum Alper'in başka videoları var mı ya? 50.000 TL... Aa bu 1 yıl olmuş amına koyayım. İzlemediğim bir videosu yok galiba. Her şeyi izledik. Pakistan videosu varmış bak orada abi. Pakistan dünyanın en kirli burayı izle.